Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere elimde de görmüş olduğunuz gibi bu motifin anlatımını yapacağım. Daha önce yatak örtüsü modelleri adı altında resim olarak paylaşmıştım. Çok istendi. Özellikle bu motif, bu örnek çok istendi. Aslında başka kanallarda da gördüm, yapan arkadaşlar var. İstendiği için ben de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi Alize Diva ipim var elimde. Elimde bu olduğu için bunu örüyorum. Bununla da gayet güzel durur ama daha kalın ipler, daha kalın tığlar da tercih edebilirsiniz daha büyük motifler yapmak için. Şimdi motifin boyutunu göstereceğim size. Eğer yatak örtüsü yapmayı düşünüyorsanız eğer daha büyük motiflerle de çalışabilirsiniz. Şimdi şöyle ya da yıldız şeklinde olduğu için şöyle ölçelim. 13 santimetre. Şu kenar kısmı biraz işte kalıyor. 14 santimetre diyebiliriz aslında. 14 santimetrelik bir motif oluyor. Aliza Diva'yla örerseniz. Daha kalın iplerle örerseniz daha büyük yapabilirsiniz. Ya da motif şimdi örerken anlatacağım. Aynı iple daha büyük boyutta da yapabilirsiniz. Şimdi ortadan başlıyoruz arkadaşlar buna. 12 tane zincir çekiyorum. Tığım numarasını da söyleyeyim bu arada. 2 numara 1,75 milimlik bir tığ. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet, bu kadar zincir yeterli. İsterseniz sihirli halka da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi son zincirin içine batıyoruz. Şöyle bir yuvarlak oluşturuyoruz önce. Her motifte yaptığımız gibi. Birleştirdiğimiz yerden 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz. Tığın başını bir kez dolayıp boşluğun içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Zinciri 3 çektim ama ikili trabzan yapıyoruz. Bir doladım. Tekrar bir trabzan daha. Motif boyunca hep ikili trabzan yapacağız. Şimdi 3 tane trabzanım oldu zincirle birlikte. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar boşluğa batıyoruz. 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde 2 defa da çekerek. 1, 2 de çekiyorum. Tekrar 2 zincir. Bir doladık. Yine aynı boşluğa batıyoruz. 3 tane daha yapıyoruz. Bu üçlüyü 6 tane yapacağız. 2 ve 3. 2 zincir, bir doladık. 1 2 ve 3. Tekrar 2 zincir çektim. 3 tane daha trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi gruplar halinde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 5 tane üçerli yaptık. Sonuncu yapıyorum. 6 tane olacak demiştim. Yine 2 zincir çekiyoruz. Boşluğa batarak. 1, 2 ve 3. 1, 2 zincir çekerek şimdi başta zincirimiz vardı. Zinciri bir trabzan demiştik. Tam bu zincirin tepe noktasına batarak birleştiriyorum. Şu ipimi trabzanların arasında gizledim. Artık buradan kesebilirim. O örerken oradan kötü görünmesin. Şöyle dibinden kestik. Şimdi hemen buradan birleştirdikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Tığın başını bir kez doluyoruz. Bakın şu ortayı yaptık. Direkt yandaki kabartma çiçek desenine başlıyoruz şimdi. 3 zincir çektim. Şimdi burada trabzanlara normal batmıyoruz. Normal tepeden batarak yapıyorduk normalde. Şimdi ilk trabzanı yani üzerine zincir çektiğim trabzanın 2 zincir boşluğundan giriyorum, tığımı geçiriyorum. Trabzanın diğer tarafından çıkartıyorum. Şu şekilde trabzanın altına giriyoruz. Buradan ilmeği alıp
Yine iki defa da çıkarak bir trabzan yapıyorum. Şimdi zincirle birlikte iki tane trabzan var elimde. Tığı tekrar doluyorum ve aynı trabzana tekrar aynı yerden şu iki zincir boşluğundan tığı üstten geçirdim. Altından doğru tekrar üste çıktım. Bakın şu şekilde. Bir tane daha yapıyorum. Baştaki ve sondaki trabzanlarda bu şekilde artırma yapıyoruz. Şimdi ördükçe anlayacaksınız. Şurada da bir 3 tane zincirimiz var. Buraya da alttan batarak 2 tane trabzan yaptık. Şimdi ortadaki trabzana yine aynı şekilde üstten batıyorum. Trabzanın altından tığımı çıkartıp ilmeği bu şekilde alıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi son trabzana geldi sıra. Yine bir doladım. Hemen aradaki boşluktan giriyorum. Tığımı buradan çıkartıyorum. Tekrar ilmeği alıp iki defa da çıkıyorum. Şimdi aynı trabzanı bir kez daha yapıyorum. Dediğim gibi baştaki ve sondaki trabzanlarda hep iki defa aynı işlemi yapıyoruz. Aynı trabzana yine altından girdim. İlmeği aldım ve çıktım. Şimdi baştaki şu 3 zinciri saymayın. 1, 2, 3, 4, 5. Alttaki 3 trabzan üzerine 5 tane trabzan yapmış olduk. Evet, şimdi tığ bir kez doluyoruz. Bu arada 2 zincir çektiğimiz boşluk var. Boşluğun içine batıyoruz. Normal boşluğun içine batarak yine bir ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Bunları normal yapıyoruz. Ortadan batarak. Şimdi diğer üçlüye geldik. Baştaki trabzana iki kez, ortadakine bir kez ve sondakine iki kez batacağız. Ama yine bakın iki zincirli boşluktan önce giriyorum. Trabzanın altından tığımı çıkartıyorum. Ve iki de çıkıyorum. Bu bir. Şimdi aynı işlemi aynı trabzana tekrar yapıyoruz. Bu da iki. Şimdi ortadakine geliyoruz. Yine aynı şekilde. Bir tane yapıyoruz. Sondaki trabzana geliyoruz. Altından doğru tığımı çıkartıyorum. Bir. Tekrar aynı trabzanı bir tane daha yapıyoruz. Ve iki. Şimdi bir dolayıp hemen önümüzde boşluğumuz var zaten. Boşluğun içine giriyorum. Bir trabzan. İki tane zincir. Tekrar aynı boşluğa giriyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Burada böyle iki zincirlerimiz model sonuna kadar devam edecek. Evet, diğer üçlüye geldik şimdi. Bunu da birlikte yapalım. Boşluktan girdim. Tığımı alttan çıkarttım. Bir. Aynı trabzana tekrar ediyorum aynı işlemi. İkinciyi yapıyorum. 2. Şimdi ortadaki trabzana geliyorum. Yine alttan girdim. 1. 3 oldu baştakilerle beraber. Sondaki trabzana geliyorum. Altından doğru girdim. 4. Aynı trabzana tekrar altından doğru giriyorum ve 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi ikili boşluğa geldik. Burada zinciri çekmiyoruz. Direkt tığın başını dolayıp boşluğun içine batarak bir trabzan, iki tane zincir, bir daha doladım, aynı boşluğa tekrar batıyorum. Burada bir V yapıyorum. Evet, belki daha açık bir renk kullansaydım daha güzel görünebilirdi diye düşünüyorum ama mümkün olduğunca ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi üçlü trabzanımız önümüzde. Aynı boşluğa bakın tekrar batıp trabzanın altından doğru tığımı çıkarttım. İlmeği aldım. İki defa da çıktım. Bu bir. Aynı trabzana tekrar ediyorum bunu. İkinciyi yaptım. Şimdi ortadaki trabzanın altından doğru tığımı çıkarttım. Buraya bir tane. Sondaki trabzana geldik. Bir. Aynı. Sondaki trabzana tekrar bir kez daha batıyorum altından doğru. Ve 5 taneyi tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneyi pardon. Niye 5 tane dedim? 1, 2, 3, 4, 5,
Şurayı bir daha sayalım. Yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5'miş. Baştaki şu zinciri de saydım herhalde. Şu ortaya yaptığımız iki tane arada zincir çektiğimiz trabzanları saymıyorum. Sadece üçlülerin üstüne yaptıklarım 5 tane olacak. Evet, bir doladım. Tekrar boşluğa girdim. 2 tane zincir ve bir trabzan daha. Bir doladım. Birinci trabzanın altından girerek bir trabzan yaptım. Tekrar birinci trabzanın altından girdim. İkinciyi yaptım. Bir tane artırmış oldum. Şimdi ortadaki trabzanın altından giriyorum. Bir tane yapıyorum ve sondaki trabzanın altından bir, tekrar bir tane daha yapıyorum. 2 ve 5'e tamamlıyorum yine. Bir doladık. Boşluğun içine batarak normal bir şekilde bir trabzan. 2 zincir. Tekrar boşluğa batıyoruz. Bir trabzan daha. Evet, son üçlüye geldim şimdi. Şöyle girdik. Birinciyi yaptım. Aynı trabzana tekrar alttan giriyorum. İkinciyi yapıyorum. Şimdi ortadaki trabzana bir tane. Sondaki trabzana yine iki tane yapıyoruz. Bir ve iki. İkinciyi tekrar yapıyorum arkadaşlar. Tığım ipin katına girdi çünkü. Şöyle iki. Burayı da bitirdik. Şimdi başlangıç yerine geldik. Başlangıç yerinde zaten burada 3 tane zincir çekmiştik hatırlarsanız. 3 zincir çekip artırmaları normal bir şekilde yapmıştık. Şimdi tığ dolayıp boşluğa batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Sonra 2 zincir çekip bu en başta 3 tane zincir çekerek yukarı çıkmıştık ya şurada. Bu zincirin tepesine batıyorum. Trabzanı diyelim artık. Ve birleştiriyorum direkt. Ortaya bir trabzan yaptık. 2 zincir çekip baştaki trabzanı birleştirdik. Buranın normalde 2 defa trabzan yapıyoruz ya. Burada zaten başlangıçta o trabzanın zincirini yapmıştık. Evet. Şu anda elimde görmüş olduğunuz motif bir şeye benzemese de ördükçe şu şekli alacak. Merak etmeyin. Sonra buradan ne yapıyoruz? Şimdi yine 3 tane zincirle yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Şimdi hemen bu battığımız yer, alttaki trabzan, V'nin trabzanı artık bu. Şimdi ters işlem yapıyoruz. 3 zincir çektim. Hemen altındaki trabzana, normalde trabzanı şu şekilde üstten batırıp alttan geçiriyorduk. Buradaki bu V'leri tam tersini yapıyoruz. Tığ bir dolayıp tığ alttaki bu iki zincir boşluğundan geçirip trabzanın üzerinden doğru tığımı aşağıya geçiriyorum. Bakın şöyle. Buradan ilmeği alıyorum. Şu şekilde yine bir trabzan yapıyorum. Şimdi şurada 3 zincir var. Arkada da bir tane trabzan oldu. Şu anda zincirle birlikte iki trabzan görünüyor farkındaysanız. Şimdi başlangıç yeri kafanızı karıştırmasın. Döndükçe anlayacaksınız. Evet. Geliyoruz. Şimdi üçlülerin üzerine 5 tane yapmıştık. Bir doladık. En baştaki trabzanın yine şimdi tığ alttan geçiriyorum. Aynı şekilde örüyoruz. Bir tane yaptım. Aynı trabzana bir kez daha geçiriyorum. Yine baştaki ve sondaki trabzanların üzerine bu işlemi iki defa yapıyoruz. Şimdi geliyorum sıradakine. Tığımı alttan geçirdim. Trabzanın yani alttan geçirdim demeyeyim. Ters oluyor sanırım söylemi. Tığı üstten doğru batıp trabzanın altından doğru geçirip diğer taraftan çıkartıyorum. Şimdi sıradaki trabzana geldik. Evet, 1, 2 yaptık. Sonra 3, 4, 5. Şimdi altı ve sondaki trabzana geldim. 7 ve sondaki trabzana tekrar yapıyorum şimdi. Bir dakika, yanlış olmasın. Bir daha sayalım şurayı. Evet.
1, 2, 3, 4, 5 oldu. Biz şimdi sondakine geldik. Sondaki trabzana aynı şekilde giriyorum. 6 ve aynı trabzana tekrar batıyorum. 7. 7 tane trabzan yaptık. Altta 5'te 2 tane arttı. 7 oldu. Şimdi bir doladık. Şimdi şu ortada bakın V var. 2 tane trabzan var. Bu trabzanın şimdi böyle tepeden doğru değil, tığ arkadan doğru geçiriyorum. Trabzanın üstünden arkaya çıkartıyorum. Alıyorum buradan. Bir trabzan yapıyorum. Sonra tığın başını dolayıp ortada iki zincir çektiğimiz boşluğa direkt batıyorum. Normal bir trabzan yapıyorum. Normal batarak. İki tane zincir. Bir doladım. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. Boşluğun içine bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi şu kenar trabzanlarımız iki tane oldu bakın. V'nin diğer kanadına şimdi aynı şekilde tığ arkadan boşluktan batırdım. Trabzanın üzerinden geçirdim. Ve bir trabzan yaptım. İki bu tarafta, iki bu tarafta trabzanım var. Şimdi geliyoruz buradaki desene. Burada önden alıyoruz. En baştakinden bakın. En baştaki trabzana bu sefer tığ üstten geçirip trabzanın altından doğru geçiyorum. Yukarı çıkartıyorum. Bir. Aynı trabzanı tekrar bir tane daha yapıyorum. İki. Şimdi sırayla yaparak devam ediyoruz. Tek tek. Üç. Dört. Beş. Şimdi son trabzana geldim. 6. Aynı trabzanı yine altından doğru geçiyorum. 7. Evet, yine kenara geldik. V'm burada. V'nin ilk trabzanına tığ alta geçirdim. Alttan doğru yukarıya çıkarttım ve trabzanın üzerinden doğru tekrar geriye geçirdim. Arkadan çıkarttım. Alıyorum buradan ilmeği. Bir trabzan yapıyorum. Şimdi normal bir şekilde tığ dolayıp bu iki zincir boşluğun içine batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Yani şu kabartma dışında şurada iki tane trabzanımız var. Şimdi iki zincir, bir doladım, tekrar boşluğa batıyoruz. Bir trabzan daha. Evet, şimdi alttaki V'nin diğer kanadındaki trabzana yine alttan doğru tığımı geçirip trabzanın üzerinden geriden çıkartıyorum. Alıyorum buradan ve bir trabzan yapıyorum. Şimdi yavaş yavaş anlatıyorum. Biraz karışık gibi geliyor olabilir belki ama örmeye başladığınızda ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız aslında. Burada tığlara yani şuradan anlatayım. Şu kısımda tığı hep üstten batırıp alttan doğru çıkartıyorsunuz. Şu kısımda da alttan batırıp şöyle alttan batırıp geriye takıyorsunuz. İlmeği buradan alıyorsunuz bu kısımda. Şu kısımda tam tersi üstten batırıp tekrar üstten çıkartıyoruz. Sanırım anlaşıldı. Burada alttan batırıp yine arkaya çıkartıyorum ucunu. Burada üstten batırıp yine üste çıkartıyorum ucunu. Evet, şimdi kenarda iki tane trabzanım tamam. Geliyorum ilk trabzana. Kabartmanın üzerine. Yine bakın üstten batırdım tığı yine üste çıkarttım. Buraya iki tane yapıyoruz. Bir. Aynı şekilde aynı trabzana iki kez batıyoruz. Şimdi sırayla devam ediyorum. İki oldu şimdi. Üç. Bir sonrakine geçiyorum. Geçemedim. Evet, 4. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Şurada iki tane iki tane yaptığımız için trabzanlar birbirine bitişik gibi duruyor. Oraya dikkat edelim. 6. Pardon, 5. Şimdi son trabzanın üzerine geldim.
6, aynı trabzana tekrar yapıyorum. 7. Evet, kenara geldik. Bir tane burada trabzanımız var. Şimdi tığı bakın alttan geçirdim. Yine ucunu alttan çıkarttım. Ve bir trabzan. Bir doladım. Şimdi ortadaki boşluğa batıyorum. Bir trabzan. 2 zincir. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir trabzan. Şimdi V'nin diğer kanadında bir trabzanım daha var. Alttan batırıyorum tığ. Ve arkadan çıkartıyorum. Buradan örüyorum. 2 trabzan. Geliyoruz buraya. Bir tane daha birlikte yapalım. İlk trabzanın içine girdim. Bir. Tekrar ilk trabzanın üzerine bir daha batıyorum. 2. Şimdi sırayla gidiyorum. 3. Her birine bir defa. 4. 5. Şimdi sondaki trabzana geldim. 6. Aynı sondaki trabzana bir daha batıyorum. 7. Evet, şu kenarı son kez birlikte yapıyoruz. Şimdi alttan batırdım. Trabzanın üstünden doğru aşağıya geçirdim. Ve normal ilmeği alıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ortadaki boşluğa bir trabzan. 2 zincir. 1, 2. Ortaya tekrar batıyoruz. Bir trabzan daha. Şimdi diğer kanadı için yine tığ alttan batırdım. Trabzanın üzerinden doğru arkaya geçirdim. Ve bir trabzan daha. Evet, şimdi iki tane kaldı kanadımız. Orayı da tamamlayalım. Sonra bir üste geçelim. Evet, başlangıca geldim şimdi. Üstteki 7 tane trabzanımızı yaptık. Şurayı birlikte yapalım yine. Burada bir trabzanım var. Alttan giriyorum. Tekrar tığ alttan çıkartıp bir tane trabzan yapıyorum. Tığ bir dolayıp şimdi iki zincirli boşluğun içine girerek bir tane trabzan yapıyorum. V'nin birinci kanadı, V'nin ikinci kanadı da bu tarafta. 3 zincirli başlarken yapıyoruz bunu. Şimdi iki zincir çekip buradaki zincirin tepesinden batıyorum. V'yi oluşturmuş oluyorum. Bakın burada iki trabzan, iki trabzan da biraz üst üste geldi. İki trabzan da burada. Şuraya tekrar batalım. Evet, üstünde zincir çekip işlem yaptığımız için öyle görünüyor. Şu anda iki trabzan burada, iki trabzan da burada bakın. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Hemen zincir çektiğimiz trabzana yine aynı şekilde tığ dolayıp bu başlangıcı birazcık zor oluyor ama aslında yapabilirsiniz. Ben şimdi kamera altında biraz da yavaş yapmaya çalıştığım için daha da zorlanıyorum. Tığ alttan girdim. Üzerine bir trabzan yaptım. Zincirle birlikte 2 tane trabzan oldu. Bu baştaki zincir bu ortada oluşturduğumuz V'nin bir kenarını temsil ediyor şu anda. Ve iki trabzan görünümü var. Şimdi bir sonraki trabzana yine alttan girdik. Tığ alttan çıkarttık. Bunu trabzan yapıyoruz. 3 tane trabzanımız var burada şu anda. Şimdi gelelim buraya. Burada 7 tane trabzan yaptık. Başta ve sonda arttırdık. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Başta arttırarak, başta 2 defa girdiğimizde şu şekilde ikişer ikişer arttırmış oluyoruz. Şimdi bir kez yaptım. İkinciyi yapıyorum aynı trabzan üzerine. 2 oldu. Şimdi sırayla devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 aynı trabzana tekrar batıyorum. 9. Evet, 9 tane. Şimdi geliyoruz.
kenara. İki tane trabzanımız var burada. Biri V'nin trabzanı, biri de bir altta sırada yaptığımız. Şimdi doladık, alttan girdik. İlk trabzanın tekrar alttan çıktık. Birinci trabzan. Bir sonrakine alttan giriyorum. Şimdi V'nin ortaya batarak yaptığımız trabzanı yapıyorum şu anda. İkinci trabzan. Bir doluyorum. Bu iki zincir çektiğimiz boşluğa batarak bir trabzan daha yapıyorum ve üçüncü yapmış oluyorum. Tekrar iki zincir. Ortaya batıyoruz. Bir trabzan. Şimdi bakın iki tane trabzan var. Aynı işlemleri onlara da uygulayacağız. Alttan girdik. Trabzanın üstünden doğru tekrar arkadan çıktık. İkinci trabzanı yapmış oldum. Bir sonrakine şimdi aynı şekilde yapıyorum. Ve 3 trabzan. Şimdi geliyoruz kabartmaya. Baştaki trabzan içine girdim. 1. Aynı trabzana tekrar giriyorum. 2. Şimdi sırayla gidiyoruz. 3. 4. 5. 6. 7. Son trabzana geldik. Evet, konuşurken sesim gidiyor bazen. Son trabzana geldim. 8. Aynı yine son trabzana bir kez daha batıyorum. 9. Şöyle 9'a tamamladık. Hala elimde bakın hiçbir şeye benzemeyen bir motif duruyor. Böyle marullanmış vaziyette. Ama ördükçe bu dediğim gibi bu şekli alıyorum. Merak etmeyin. Şimdi devam edelim. İki tane burada trabzanımız var. Alttan girdim. Birinci trabzan. Bir diğerine alttan girdim. Yine arkadan çıkarttım. İkinci trabzan. Üçüncüyü ortadaki boşluğa batarak yapıyoruz. Üç tane. Arada iki zincir. Tekrar ortaya battık. Birinci trabzan. Şimdi diğer ikisine şöyle alttan girdik, arkadan çıkarttık. 3 Evet, 1 2 dedik. Boşluğa yaptık 1. Bir trabzana yaptık 2. Şurada son trabzanı tekrar yapıyorum. Aynı işlemi 3. Şöyle 2 zincirden sonra 3 tane trabzanımız var. Evet, tığ doluyoruz. Yine geliyoruz baştaki ilk trabzana. 1. Aynı yere bir daha batıyoruz. 2. Şimdi sırayla birer tane yapıyorum. 3. 4. 5 6 7 ve sondaki trabzana geldim şimdi. 8 Aynı yere tekrar 9 Evet, yine geldik buraya. Şimdi şu ilk sıralarda buralar biraz zorluyor gelebilir size ama biraz daha ilerledikçe ne kadar kolay olduğunu, daha doğrusu örmeye başladıysanız eğer kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi iki tane trabzan yaptık. Bir tane de ortaya batıyorum. 3 trabzan. 2 zincir. Ortaya batıyorum. Bir trabzan. Şimdi iki tane daha zaten burada trabzan var. Tığımı alttan geçirdim. İkinciyi yaptık. Hemen bir sonrakine de yine aynı şekilde yapıyoruz. 3 Ve geliyoruz buraya. 9 tane trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi gösterdiğim şekilde yine başlangıç noktasına kadar gelelim. Bir üstte birlikte geçelim. Evet, tekrar sona geldim. Bakın arkadaşlar, şimdi birleştirme noktasına geldim. Birleştirmedim henüz. Şöyle yapalım. Yine iki tane trabzanımız var burada.
Bir, bir sonrakine giriyorum alttan doğru. İki, şimdi ortadaki boşluğa giriyoruz. Üç, iki tane zincir çekip tepedeki trabzana, tepesine daha doğrusu batarak birleştirdim. Şimdi 3 trabzan var. Burası 3 tane zincir çekiyorum. Bu birinci trabzan. Zinciri çektiğim trabzanın hemen dibindeki trabzana, en baştakine yine alttan giriyoruz. Buraya bir trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 2 trabzan. Bir sonrakine giriyorum. Üçüncü trabzan. Bir sonrakine giriyorum. Dördüncü trabzan. Geldik şimdi buraya. Bir doladık. 9 taneydi. Şimdi yine baştan ve sondan 2 tane artmış olacak. 11 tane trabzan olacak. Bu bir. Yine baştakine giriyorum. 2. Şimdi sırayla her birine batıyorum. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 ve son trabzana geldim. 10. Aynı son trabzana bir daha batıyorum. 11. 11'i tamamladık. Şu kenarı. Evet, alt sırada 3 trabzanımız vardı. Şimdi bir tane daha artacak o da. İlk trabzanımız şu hemen alttan doğru girip trabzanın üzerinden doğru geçtim. 1. Bir sonrakine girdim. 2. Bir sonrakine girdim. 3. Şimdi ortaya bir trabzan yapıyorum ortaya batarak. 4. 4 tane trabzanım oldu. Diğer tarafta aynı şekilde. 2 zincir. Boşluğa batıyorum. 1. Şimdi sıradaki trabzana batıyorum. 2. Bir sonrakine. 3. Bir sonrakine. 4. Zaten buraya kadar geldiğinizde şu çizgiler belirginleşmiş oluyor. Bakın. Nereye ne öreceğiniz belli oluyor. Şimdi tığ dolayıp direkt ilk trabzana, burada sadece dikkat etmeniz gereken iki tane artırıyoruz da şu ikisini bir almayın, sayıda yanlışlık olur. Şu bakın birinci, buna giriyoruz. Bir, aynısına tekrar geliyoruz. İki, şimdi sırayla devam ediyoruz. Üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10. 10 yaptım en sonuncuya. Bir kez daha batıyorum. 11. Evet, yine buraya 4 tane trabzan yapıyorum. Şuradaki gibi. Şu ortada iki zincir çektiğimiz yerler aynı şekilde ilerliyor. Bir sırada bu şekilde dolanalım. Sonra bu sıradan sonra azaltmaya başlayacağız zaten. Başlangıç noktasına gelelim, devam edelim. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim. Şimdi ortadaki iki zincir çektiğimiz boşluğa kadar trabzan da yaptıktan sonra iki tane zincir çekip yine geliyoruz. Burada ilk trabzanın tepesine batıyoruz ve kapatıyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir. Yine aynı şekilde 3 zincir. Hemen zincir çektiğimiz yerin altındaki trabzana yine arkadan doğru tığımı geçirdim. Trabzan üzerinden şöyle bir trabzan. Zincirle birlikte 2 oldu. Hemen şimdi sıradaki trabzana yine arkadan doğru geçirerek 3. Bir sonrakine 4. Bir sonrakine yine arkadan doğru 5. Burada trabzan sayım 5 oldu. Burada arttı, burada da arttı. Şimdi burada eksilecek artık. Şimdi 11 tane
Burada trabzanımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 başta ve sonda iki tane yaparak aldığımız tığ bir doluyoruz. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Bu iki taneyi birlikte alıyoruz. Şöyle ikisini bakınız. Bir tane geçirmiyorum. Diğerini de geçiyorum. Baştaki iki taneyi. İlmeğimi buradan aldım. İki tane ilmek aldım. Tığı da bekletiyorum. İkinciyi çekmiyorum. Tekrar tığı doluyorum. Bir sonraki trabzana geçiyorum yine aynı şekilde. İlmeğimi aldım. İki çektim. Şimdi tığımda 3 ilmek var. Hepsini birden çekerek burayı tek bir trabzana düşürmüş oluyorum. Sırayla şimdi diğerlerini birer tane yapıyorum. Şimdi buna bir dersek şöyle 2 3 4 5 6 6 tane yaptık. Sona geldim. Bakın 1 2 3 tane trabzanım var. Önce sıradakine bir tane alıyorum. Yine ikili trabzan yapar gibi iki tane çekiyorum ve ikinciyi çekmiyorum. Tığda bekletiyorum. Tekrar doladım. Şimdi ikisini birden aldım. Yine bakın burada iki tane var. Böyle değil. Şöyle ikisini birden aldım. İki ilmek çektim. Yine tığımda 3 ilmek var. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bu şekilde azaltmış oluyorum. Evet, burası örme şeklimiz aynı. Trabzanları şimdi alttan girdik ve alttan çıktık. Birinci trabzan. Bir sonrakine aynı işlem. İkinci trabzan. Üçüncü trabzan. Ortadaki V'ye geldim şimdi. Dördüncü trabzan. Bir doladım. Şimdi boşluğa battım. V'ye de yaptıktan sonra boşluğa batıyorum. Bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4, 5'e çıktı trabzanlarım. 2 zincir. Boşluğa batıyoruz. Birinci trabzan. Bir doladık hemen sıradakine alttan girdik. 2. Tekrar. 3. Tekrar. 4. Ve son trabzana geldik şimdi. 5. 5 bir tarafta, 5 bir tarafta. Şu eksiltmeyi bir kez daha göstereceğim. Bir doladım. 2 tanesini birden aldım. Burada 2 tane var bakın. 1, 2. İkisini bir aldım. 2 ilmek çektim, bıraktım. Tekrar tığımı doladım. Bir sonrakine giriyorum. 2 çektim ve 3'ünü birden çekerek kapattım. Sonra sırayla birer tane yapıyoruz şimdi. Sonda 3 tane kalıncaya kadar. Evet, sonda 1, 2, 3 tane var şimdi. Birine girdim. 2 çektim, bıraktım. Tekrar tığ dolayıp şimdi ikisini birden aldım. Yine 2 çektim ve tığdaki 3 ilmeği birlikte kapattım. Sonra direkt trabzanları alttan doğru girerek devam ediyoruz. 5 tane buraya trabzan yapıyoruz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar bir sıra daha dolanalım. Bundan sonraki sıralarda hep buradan azalacak. Buradan birer tane çoğalarak devam edecek. Şimdilerde motif biraz daha örnekteki motife benzemeye başladı. Evet, bir sıra daha dolanalım. Evet, bu sırayı da bitirdik. Geldik şimdi iki zincir çekip yine aynı şekilde trabzanın tepesine bağlıyoruz. 3 tane zincir çekip örme şeklimiz aynı. Yine alttan batıyorum. Trabzanın üstünden geçiyorum. Hemen zinciri çektiğim trabzanın altındaki trabzana. Sırayla şimdi zincirle 2 oldu. 3 4 Şimdi burayı örmesi daha kolay tabii çoğaldı. 5 6 6 tane trabzan yaptık. Geliyoruz tekrar aynı şekilde baştan burayı yine azaltıyoruz. 1 2 şöyle 2 tane birden alıyoruz.
2 ilmek çekip bıraktım. Tekrar doladım. Bir sonrakine geçtim. 2 ilmek aldım. Yine tığımda 3 ilmek var. Hepsini birden çektim. Birer tane daha azaltmış oldum. Şimdi sırayla devam ediyorum. Onu 1 farz ediyoruz. Şimdi 2, 3, 4. Sona geldik yine. Bakın. 5, 2 çektim, bıraktım. 6. 2 çektim. İkisine birden yine girdim. Kapattım. Şimdi hemen trabzanı yine devam ediyorum. 1, alttan giriyoruz yine aynı şekilde. 2, 3, 4, 5. Şimdi ortadaki boşluğa bir trabzan. 6. 6 tane trabzanımızı yaptık. Bir sırada böyle dolanalım. Tekrar devam edelim. Bir sıranın daha sonuna geldim. Şöyle koyalım. Şimdi kabartmalar çıkmaya başladı. Evet, aynı şekilde örerek devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi 3, pardon, 2 zincir çekiyoruz. Başlangıç noktasına geldim. 2 zincir çekiyorum. Yine ilk trabzanın tepesine giriyoruz. Hemen buradan 3 zincir çekiyoruz. Alttaki trabzana yine tepesinden doğru tığ alttan geçirerek giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 2 oldu. Hemen sıradakine giriyorum şimdi. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzan yapıyoruz. Geliyoruz buraya, yine baştan 2 taneyi birlikte alıyorum. 1, 1 doladım. Bir sonrakini alıyorum. 2 çektim ve 3'ünü birlikte çektim. Şimdi tek tek yapıyorum. 1, yani bir tane tek yaptım. Şimdi bir sonrakine girdim. 2 aldım ve sondaki 2'yi birlikte aldım. 3'ünü birlikte çektim. Kenar kısmını yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzanı yapıyoruz. Ortadaki boşluğa da 7. yapıyoruz. 2 zincir çekip devam ediyoruz. Bu sırada dolanalım aynı şekilde azaltmayı yaparak. Evet, bir sırayı daha tamamladım şimdi. Yine geldik. 2 zincir çekiyoruz ve ilk trabzanın tepesine batarak burayı birleştiriyoruz. Şimdi bakın, burada 3 tane trabzanımız kaldı. Bu sırada da 1'e düşecek. Yine 3 zincir çektim. Tığ 1 doladım. Hemen alttaki trabzana yine altından giriyorum. Zincirle birlikte 2. Şimdi sırayla diğer trabzanların altından girerek devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu sırada da trabzan sayımız 8. Başta çektiğim zincirle birlikte 8 tane trabzan yaptık. Yine geldik. İkisini birden, burada yanlış ifade kullanmayayım. İkisini birden diyorum ama bakın şöyle 2 tane görünüyor. Aslında bu alt sırada ikisini birlikte topladığımız
tekli tramzan aslında. Ama iki tane böyle göründüğü için ikisini birden diyorum. Bu şekilde alıyorum. İki ilmek aldım, yine tığda bıraktım. Şimdi ortada tek bir tane var. Bunu da alıyorum. İkisini birden aldım. Kapattım. Bir doladım. Sondaki şu ikiliye giriyorum. Tekrar iki çektim ve hepsini birden kapattım. Bu şekilde burayı sivri hale getirmiş olduk. Aynen şuradaki gibi. Buradan direkt tığ dolayıp hemen trabzanların altından girerek örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi bir dolayıp ortadaki boşluğa bir trabzan yaparak 8'e tamamlıyorum. Yine 2 zincir ortaya batıyoruz. Bir trabzan. 2 diye devam ediyoruz şimdi. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Son trabzanı yapıyorum. 8 Pardon. Şöyle 8'e tamamladım. Yine şuraya bir kez daha göstermek için uzattım. Şöyle ikisini bir aldım. 2 ilmek çektim, bıraktım. Ortadaki tekliği aldım. 2 ilmek çektim, bıraktım. Tekrar tığ dolayıp sondaki ikiliyi alıyorum. 2 çektim. Tığımda 4 ilmek var. Hepsini birden çekerek kapatıp tekrar dolayıp trabzanları yapmaya başlıyorum. Evet, bir sırada bu şekilde dolanalım şimdi. Evet, son sırayı değil, daha doğrusu kabartmanın son sırasını diyelim. Tamamladık. Bu şekilde modelimiz tamamlandı. Şimdi bir sırada komple şurada yaptığım gibi sadece trabzan yaparak gidiyoruz etrafını. Bu sırada isterseniz ekleyebilirsiniz. İsterseniz en son sırada bir sıra daha farklı bir renkle yapabilirsiniz. Çünkü paylaştığım fotoğraf o şekildeydi. Farklı bir renkle etrafına gidilmiş ve o renkle birleştirilmiş bir modeldi. Şimdi 3 zincir çektik, yine hemen alttaki zinciri çektiğimiz trabzanın altındaki yine aynı trabzan üzerinden. Şu başlangıç birazcık zorluyor beni ama devam edebiliyorum. Evet. 2 trabzan. Yine alttan batıp alttan ilmeği alıyoruz. 3 4 5 6 Komple bu sırayı bu şekilde trabzanla gideceğiz. Zincirle birlikte 2 4 pardon 2 4 6 7 oldu, evet. 8 9 Şimdi buraya geldiğimizde yine aynı şekilde yapıyoruz. Alttan batıyoruz şuradaki boşluğa. Diğer taraftan çıkıyoruz. Biraz daha şöyle uzun tutabilirsiniz. 10 Şimdi trabzana geldik. 11 12 13 14 15
16, 17, 18 ve şimdi boşluğa geldim. Boşluğa batırıyorum. 19. İki zincir çekip aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bir trabzan. Her köşede şöyle 19 tane trabzan olacak şekilde. Evet, şimdi bunu eklerken şuralara hafiften ütülersek daha iyi olur tabii ki. Eklerken bu şekilde birbirine trabzanlardan ekliyorsunuz. Diğer motifi bu araya sokuyorsunuz. Dediğim gibi farklı bir renkle bir sıra daha bundan sonra bir sıra daha giderek farklı bir renkle de ekleyebilirsiniz. Böyle rengarenk motifler yapabilirsiniz ki paylaştığım model o şekildeydi. Şu biraz daha büyük duruyor bunları düzelttiğim için şuraları. Bir de daha büyük yapabilirsiniz bunu daha önce de bahsettim. Şimdi 11'e kadar arttırdık. Burada ikişer ikişer arttı. 11'e kadar arttırdıktan sonra kesmeye başladık. Şurada 13, 15 sıra yapabilirsiniz. Daha büyük olur o zaman. Örme şekli aynı. Atıyorum 15'e kadar çoğalttınız. 15'ten sonra tek tek azaltmaya başlıyorsunuz. Daha büyük bir motif elde edebiliyorsunuz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Teşekkürler izlediğiniz için. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Başka modellerde görüşmek üzere.